Merhaba, Patisserie Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Alman klasiği olan Linzertorte'nin yani marmelatlı turtanın biraz farklısını yapacağız. Ben Linzertorte'yi çok severim. Yalnız içi biraz daha bana böyle az gelir. O yüzden böyle dolu dolu bir vişne dolgusu nasıl olur diye düşündüm ve uygulamaya geçtim. Umarım hoşunuza gider diyorum. Sizi fazla bekletmiyorum. Malzeme listemizi not ediyoruz ve yapımına geçiyoruz. Hadi buyurun. Oda sıcaklığındaki margarinimizi bir kabın içerisine alalım. Pudra şekerini de ilave edip iyicene karıştıralım. İki adet tüm yumurta ve bir yumurtanın sarısını da ilave edelim. Tuz, 4 adet dövülmüş kakule içi ve tarçını ekleyelim. Başka bir kap içerisinde unu, fındığı ve kabartma tozunu güzelce karıştıralım. Ardından sıvı malzemelerimizi ekleyip mikserin hamur yoğurma ucuyla birlikte iyice karıştıralım. ...24 santim çapındaki turta kalıbımızın içerisini güzelce yağlayalım. Hamurun yarısını yağlı bir kaşık yardımıyla turta kalıbının dibine güzelce yayalım. Bir sıkma torbasının ucuna kalın yıldız uç takalım ve kalan hamurumuzu bu sıkma torbasının içerisine dolduralım. Turta kalıbının dibine yaydığımız hamurun etrafına iki katlık bir bariyer sıkalım. Ve buzdolabına yarım saatliğine dinlendirmeye kaldıralım. Hamurumuzu dinlenmesi için buzdolabına kaldırmışken biz de vişnelerimizi bir tencereye koyup üzerine şekeri katıp yarım saat bu şekilde dinlendirelim ve suyunu salmasını bekleyelim. İyicene suyunu salan vişnelerimizin altını artık açabiliriz. 2 yemek kaşığı nişastayı su ve limon suyu ile inceltiyoruz ve ardından suyunu salmış ve altı açılmış olan vişnelerimizi ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelmesini bekliyoruz.
Kaynama noktasına gelen vişnelerimizin üzerine vanilya şekerini ekliyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz ve birazcık dinlenmesi için kenara alıyoruz. Dolaptan çıkardığımız hamurumuzun üzerine vişneli karışımı güzelce her yerine yayacak şekilde döküyoruz. Sıkma torbamızın içerisindeki kalan hamuru da vişnelerimizin üzerine bir kafes şeklinde sıkıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda 30 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkan turtamızı oda sıcaklığında soğutmaya bırakıyoruz. Ve işte son dokunuşumuzu da yaptıktan sonra, yani pudra şekerimizi de serptikten sonra turtamız yemeğe hazır. Yaklaşık bir 2-3 saat kadar oda sıcaklığında güzelce dinlendirdik ve soğumasını bekledik. Şimdi de yemeğe hazır. Bu bir gün öncesinden yapılan pastalar gibi buzdolabında bekletilmesine gerek yok. Tabii ki bu buzdolabında sonrasında siz tutabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Ancak ilk yeme anı muhakkak ve muhakkak piştikten sonra olmalı. Bir de üzerine bir top dondurma koyarsanız emin olun mükemmel olur. Benden bugünlük bu kadar diyorum. Umarım tarifim ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.